Herkese selamlar. Türev kampının ikinci günündeyiz. Şimdi Türev kampının birinci gününe şöyle dönüp baktığımda 45 dakikalık videonun son 3 dakikasında dedim ki sana hadi gel Türev'i tanımlayalım. Hocam öncesinde ne yaptın? Öncesinde sana altyapıyı yaptık, altyapıyı yaptık, kavramları anlattık, anlattık. Son 3 dakika bizim için artık o tanım vermek için yeterliydi. Hatta bir arkadaş yorumlara yazdı. Hocam limiti tek kelimeyle yaklaşmak olarak anlattık da Türev ne olabilir? türev galiba olsa olsa eğim olur ama tek başına maalesef yeterli olmuyor. Şimdi gel biz yine türevin tanımıyla başlayalım. Hani limit yardımıyla türev alıyorduk ya. Onun çok daha kolay yöntemleri var. Türev alma kuralları var. Onlarla devam edelim. Gönder gönder gelsin. Türev kampının ikinci gününde 5 6 7 8 9. Föyleri bir beraber bitirmeye çalışacağız. Bakalım ilk föyümüzde ne var. Önce türevin tanımı hani az önce de söylediğim gibi bu tanımı sana hatırlatmak istiyorum. Hatırlarsan şöyle tarif etmiştim ben sana ilk türevi anlatırken. Kayıt mayıt hiçbir sıkıntı yok tabii. İlk tarife... Bir dakika ya azıcık şöyle gay bakayım tamam. Nasıl tarif etmiştim? Dedim ki bir tane eğri var. Eğri üzerinde bir tane nokta seçiyorum. Bu noktadan çekeceğim teğet doğrusunun eğimi bana türevi verir. O noktadaki türevi verir. Harika bir tanım. Şimdi o tanımı bir kez daha burada hem görsel hem de yazsallı bir okuyalım. Bir fonksiyonun grafiği üzerindeki herhangi bir noktadan, herhangi bir nokta şurası, grafiğe çizilen teğetin eğimine, işte grafiğin tam o noktasından bir tane teğet doğrusu çekiyorum. Çektim. Bunun eğimi ki şurasının alfası tanjant değeri oluyor, fonksiyonun o noktadaki Türevi denir. Yani şu M doğrusunun eğimi yani bu M -t -t doğrusunun eğimi eşittir. F'nin türevinde neye eşit? O noktadaki değerine eşit. F türev A'ya eşit. Harika bir tanım. Harika bir kuram. Bunun bir önceki derste de söylediğim gibi hani limitle tanımlanışı nasıl? Giderek A'ya yaklaşıyorduk. Bizim o yaşlı amca vardı gıcık amca. Gıcık amca demeyelim. Bize türevi keşfettiren amca diyelim biz ona. Öyle de bilinmesin şimdi. Fx eksi fa bölü x eksi a limit x giderken a'ya. Olay buydu. Türev operatörü diye bir şey var demiştik. D bölü DX ne demek? X'e göre türev al demekti. Bakıyorum D bölü DX kimin türevini alıyorsun? Y'nin. O zaman Y'nin türevi yazıyorsun. Y'nin türevi neye eşit? DY bölü DX. Hani sorularda böyle de gelecek artık karşımıza farkında olan. D bölü DX türev operatörü kimin türevini alıyorsun? F'nin türevinde X'i. D bölü DX kimin türevi? F'nin türevinde X. Yan yana da yazabilirsin. Yan tarafa alabilirsin. Bölmenin üstüne yazabilirsin. Her türlü yapabilirsin. Şimdi biz biraz türev alalım seninle. Ama o eski usulü alalım. bunu ları birazdan var ya saniyesinde diyeceğiz ki bunun türevi 5 abi bitti. Hocam o kadar hızı verebileceğiz mi cevabı vereceğiz sen hiç merak etme. Fonksiyonun x eşittir 4 absisli noktada çizilen teğetin eğimi nedir? Hocam teğetinin eğimini soruyor yanlışım var galiba. Nasıl yanlışım var? Nasıl yanlışım var? Aslında bize burada türev soruyor arkadaş. Sorunun sormak istediği şey f'nin türevinde 4 kaçtır? Biz türev tanımını biliyoruz. x eşittir 4 absisli noktada çizilen teğetin eğimi demek f'nin türevinde 4 demek. Sen bunu çevirebiliyorsan bu iş oldu demek. Ya biz bunu RM tayfa olarak boşuna mı anlattık mantığını? O zaman dedim ki biz limit x giderken 4'e şunu bulmaya çalışıyoruz değil mi hocam? Fx eksi f4 bölü x eksi 4'ü bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım limitleri çalıştıralım biraz. Şöyle x giderken 4'e şurası 5x X yerine 4 yazdığımda yani F 4'ü böldüğüm bulduğumda 20 geliyor. Aşağıda da ne var? X eksi 4. Bir dakika bu 0 bölü 0 belirsizliği. Aldım 5 parantezine yukarıda X eksi 4 geldi. X eksi 4'ler birbirini götürdü. Sabit değer olan çat diye 5'i buldum. İşte biz neyi bulduk? F'nin türevinde 4 eşittir 5'i bulduk. Aslında biz neyi bulduk? X eşittir 4 absesi noktada çizilen teğetin eğimini bulduk. Birazdan bunları sana şöyle anlatacağım. Evet efendim bu tarz bir polinom fonksiyonda x'in üstündeki değer öne düşer. Üstü 1 eksilir x üzeri 0 olur. Yani kaybolur. 5 kere 1'den 5 gelir. Bitti diyeceğiz. Bak 30 saniye ne 30sa saniye? 10 saniye ya. 10 saniyenin falan almayacak arkadaşım. Gel bir tane daha. İyice alıştırmak istiyorum gelecek soru tiplerine göre çünkü. Bıdı 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 fonksiyonunun x eşittir bir absisi noktasında türevinin değerini. Bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Hocam bıdı 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 diye okuyor senin yüzünden diyorlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben hep öyle okuyorum. Ben hep öyle okuyorum. x eşittir bir absisi noktasındaki türevinin değerini soruyorsun bana. Ben de diyorum ki limit x giderken bire bu noktadaki türevinin değerini bulmak için fx eksi f1 bölü x eksi 1'i benim yerine yazmam gerekiyor. Limit x giderken bire. Geldim buraya fx. fx'im nedir? x kare eksi x eksi 3 eksi f1'i bulmam gerekiyor. f1'in cevabı 1 eksi 1 eksi 3. Cırt sana cırt sana şuradan ne geldi eksi 3 ama önünde de eksi vardı burası artı oldu haliyle. Şuraya geldim x eksi 1 mi yazdım. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Yukarıya x parantezini aldım x eksi 1 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği zaten var. Bunları da gönderince x yerine de 1 yazınca cevap ne geldi 1 geldi. İşte bu noktadaki türevi yani kısaca f'nin türevinde 1 cevabı 1 çıktı. Birazdan şöyle anlatacağız. Gerçi bunu bir sonraki derse bırakıyorum. Önce herhangi bir noktadaki türevini bulacağız. Gidip sonra da türev yerine bir yazacağız. Tak diye bir yazdığımızda f'nin türevinde biri direkt bulmuş olacağız. Yaptığın işleme bak. Birazdan yapacağımız işleme bak. Hocam o zaman niye direkt böyle anlatmıyorsun? Ya öyle anlatılabilir. Anlatanlar da vardır ama ben sana bu işin mantığını tanımını vermeden anlattığımda ileriki fonksiyon türev uygulamalarında patlıyorsunuz. Ben senin patlamanı ister miyim istemem. Gel yola devam. Olduğuna göre ben tekerlekçi değilim abi. Tekerlekçi yere çivi atmazlar ama Tekerlekler patlasın ister. Ben Ahmet üreticisiyim. Üretmeye çalışıyorum. Tamam mı? Yanlış anlama. F fx fonksiyonu Nereye bağladık biz ya? Otomatik sektörüne girdik. Fx fonksiyonun x eşittir x2 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? Şimdi fx fonksiyonun x eşittir x2 noktasındaki teğetinin eğimi demek. Sen bana gizli gizli şu soruyu mu soruyorsun hocam diyorsun. F'nin türevinde x2'yi bul demek. Peki f'nin türevinde -2 2yi limitle tanımladığımda limit x giderken 2ye doğru. Aslında bunun Türkçe meali de şu değil midir? Fx eksi f 2 bölü x eksi eksi 2. Bir dakika şunu bir toparladığımda x artı 2 gelir mi gelir. Peki sen bana yukarıda aslında bu değerin aynısını vermemiş misin? Vermişsin. Peki cevaba ne yazmışsın altı. O zaman f'nin türevinde eksi 2 cevabı eşittir 6. Ya hocam soruda cevabı vermişsiniz. Ama sen okuyabiliyor musun? Görebiliyor musun? O önemli. O önemli. Hop! Burada ufak bir düzeltme yaptım soruda. Tekrardan geldim. İleriki konuyla ilgili ufak bir şey atmışım buraya. Onu değiştirdim. Şimdi limit x giderken sıfıra fx eksi f sıfır bölü x bıdı 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 hangileri doğrudur diyor. Biz bunun ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bakalım türev olduğunu mu tahmin edeceğiz? F'nin türevinde 0. F'nin türevinde 0'a alabilmen için limit x giderken 0'a... ...fx eksi f0 bölü x eksi 0. Yani kısaca o x eksi 0 gideceği için... ...biz yukarıda şunu yazabilir miyiz arkadaşım? Aşağıda da şunu yazabilir miyiz? Yazabiliriz. O zaman birinci madde nedir? Doğrudur. Bir problem yok yani. Hadi gel bakalım bir de ikinci maddeyle devam edeyim. Limit x giderken 1 ediyor bana. Tamamdır hocam. Acaba fx eksi x1... ...f1 bölü x eksi 1... Eşittir F'nin türevinde 1'e eşit mi? Kesinlikle eşit. Bunda da hiçbir problem yok. Geldim buraya. Biraz biraz sıkıntılı. Eksi 2 oldu mu? Biraz tırtacaksın. Diyeceksin ki limit x eğer gidiyorsa eksi 2'ye kural şu değil mi? Fx eksi f eksi 2 bölü x eksi eksi 2. Peki buradaki eksiler birbirini götürdüğünden biz bura x artı 2 mi alacağız? Evet alacağız. Süper aşağısı doğru. Yukarısı Yukarıda hocam bir sıkıntı var. Nerede şuradaki eksi, şuradaki artı problem midir? Problemdir. Kesinlikle olması gerekir. Yani doğru olması gerekir. Bu artı verilirse maalesef F'nin türevinde eksi -2'ye eşit olmuyor. Öyle yani keşke gönüller ister olsun. Gönüller ister Fenerbahçe şampiyon olsun. Galatasaray şampiyon olsun. Ama bak tebrikler Trabzonspor diyoruz. Vallahi öyle. Gerçi bu sene yani garanti gibi gözüküyordu. Var mı aksini iddia eden? Vurdum cevabı hanı devam ettim yoluma. Şimdi ha Artık geldik. Bence türev tanımı yeter. Türevin tanımını öğrendin sen. Neyi öğrenmen lazım artık biliyor musun? Daha hızlı nasıl türev alırız? Türev kuralları neler? Çatır 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 türev alacağız. Belli fonksiyon türleri var. Onlardan bahsedeceğim. Üstü fonksiyonlar, köklü fonksiyonlar, efendime söyleyeyim toplamalar, çıkarmalar onlardan bahsedeceğim. Bir de sabit fonksiyonlar var. Onların türevlerini söyleyeceğim. Sonra çok daha enteresan içkillendireceğim sorulara geçeceğim seni. Sabit fonksiyonun türevi. Şimdi türevin tanımından bunu düşünmeni istiyorum. Sabit fonksiyon fx eşittir c şeklindeki fonksiyonlara denir. Herhangi bir noktasından bu fonksiyona çizilecek teğet doğrusu aslında x eksenine paralel olmayacak. Yani bak bir tane nokta seçiyorum seçtim. Bu noktaya da teğet olacak şekilde doğru çekmeye çalışıyorum. Yani çeksem çeksem böyle çekerim değil mi? Bu da eğimi nereye götürür? Sıfıra götürür. Tanjant sıfıra götürür. O zaman diyorum ki sabit fonksiyonların türevi kesinlikle sıfır. İspatı da bundan ibarettir. Anladık mı? Arkadaş bak sabit fonksiyon türevi sıfırdır. Neden? Sebebi çektiğim herhangi bir noktasında çektiğim teğet doğrusunun x ekseniyle yaptığı tanjant değeri açının tanjant değeri sıfır. O zaman tanjant sıfır sıfır olduğundan türev de sıfır. Şimdi gel. Fx 9 faktöriyel gibi bir sayı olsun. Soru benden bunun türevini almamı istiyor. İster gider limit x giderken biz oraya girmiyoruz, biz o topa karışmıyoruz. Biz diyoruz ki sabit fonksiyonun sen türevini mi soruyorsun buna? Abi sabit fonksiyonun türevi sıfırdır diyorsun, olayı bitiriyorsun. Noktayı basıp geçiyorsun. Geliyorsun buna gx. Hocam bu sabit fonksiyon değil diyebilirsin ama kafaların en çok karıştığı soru tiplerinden biridir. Hala fonksiyonları anlamayan arkadaşlara gelsin. Arkadaş bak bakayım burasına gx. Şimdi gx nedir? Öyle bir g fonksiyonu var ki değişkeni kim x? Ama hocam burada a'lar var. A o zaman burada bir sabit sayı gibi düşünülür. Yani sen kalkıp G'nin türevinde X'i almak istediğinde cevap otomatikman sıfır olur. Bakın burada A'lar değişken değil sabit sayı olarak düşünülür. Niye değişkenlerin kim olduğunu söylüyor soru bana X. He diyorsun o zaman tamam tamam anladım hocam. Şimdi devam bakalım. Her fonksiyonun X gerçek sayısı için türevi sıfır olduğuna göre F5 kaçtır diyor. Şöyle bir bakıyorum ben de. Bir dakika. Her x gerçek sayısı için türev sıfır. Hocam bunda her x gerçek sayısı için türevin sıfır çıkabilmesinin tek yolu sen az önce dedin ki bana c elemandır r fx eşittir c ise eğer biz hangi x'te türev alırsak alalım cevabın sıfır çıkmasının tek yolu bunu sabit fonksiyon olmasıyla ile ilgili. Değil mi? Peki sabit fonksiyonun tanımını hatırla. Sabit fonksiyonun içerisinde x değeri var mı? Değişken x değeri yok. O zaman biz bu x değerlerinden ne yapmamız gerekiyor? Kurtulmamız gerekiyor. Ya dönüp dönüp doşunup yine sen fonksiyondaki belli özelliklere geldin ya. Muazzam bir şey bu ya. Bu gerçekten güzel bir şey. Geldim buraya dedim ki bu fonksiyonun özelliği hocam. Yani sen benden şunu istiyorsun. 4a eksi 12'nin 0 olmasını, 4a'nın 12 olmasını, a'nın da 3 olmasını istiyorsun. Geldim yan tarafa. A eksi 2B artı 5'in cevabının 0 olduğunu biliyorum. Diyorum ki A'nın cevabı 3'müş. Eksi 2B artı 5 eşitse 0'a 8 karşıya attım. Eksi 8 olarak gitti. B'nin cevabı kaç olarak geldi? 4 olarak geldi. A eşittir. Bu da 3'tür. Buna göre türevi 0 olduğuna göre F5 kaçtır? Peki. F5'i istiyoruz artık. Biz A'yı B'yi bulduk. Doğru mudur? Doğrudur. Ama şurada yerine yazdık mı? Yazmadık. Zaten bu taraflar sıfırlandı gitti. A yerine kaç yazıyormuşuz? 3 yazıyormuşuz. B yerine kaç yazıyormuşuz? 4 yazıyormuşuz. E bir de yanında 8 var. 2 kere 3 6. 4 eksi 8. 10 eksi 8'den cevap kaç? 2. Hadi gel buraya yazalım. Fx eşittir. Cevap direkt direkt 2'ye eşit. Burada hem fikir miyiz? Bir problem var mı? Bir problem yok. Peki sen F5'i isteyince cevap değişecek mi? Arkadaş adı üstüne sabit fonksiyon. F5'inde, F10'unda, F1'inde. E, hepsinin cevabı iki. Hepsinin. Hızlı hızlı hızlı. Peki bu sabit fonksiyonla ilgili bir soru daha yazalım istedim. Şöyle bir soru geldi. FR'den R'ye tanımlı bir fonksiyon. Bıdı 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 içinde tanımlanıyor. Bütün X elemanı da real sayılar için F'nin türevinde X'in cevabının sıfır olduğunu görüyorum. Yani neresinde teğet çekersen çek de eğim hep sıfır. Hangi fonksiyon türünde mevcut bu? Tabii ki sabit fonksiyon türünde mevcut. Nereden çekersen çek teğet doğrularını. Allah'ım tanım bilince ne kadar zevkli oluyorsun sen türev. Hissedebiliyor musun benim şu mutluluğumu? Aynı mutluluk sende de varsa tamam bu türev olmuştur zaten. Diyorum ki bak x burada hocam. X burada hocam. Üstünde bir katsayı var. Üstünde bir katsayı var. Ha, bir dakika. Bunlar zaten birbirinden de farklı değerler. O zaman diyorum ki 3A eksi 12'nin cevabı bir kere kesinlikle 0 olacak. Hani derdim ki burası 3 burası da 3 çıksın. Ee, üstler birbirine eşit olsun. Cevap 0 gelsin ama biri 5X üssü bilmem ne biri eksi. Anladın sen. Peki devam ettim. 3A'nın cevabı 12 ise A'nın cevabı 3 kere 4'ten 12 tamamdır. B artı 7'nin cevabı eşittir 0 ise B'nin cevabı eşittir. Eksi 7 bu da tamamdır hocam. E biz bitirdik hocam o zaman soruyu. Çünkü artık bu bir sabit fonksiyona çevrildi. Sabit fonksiyon olduğunu nereden anladım? X'in üstündeki kat sıfır olmasından anladım. Soru benden A çarpı B'yi istiyordu. 4 çarpı eksi 7. 4 kere 7. 28 yani kısaca eksi 28. Doğru cevap Bursa'da saklıdır dedim. Vurdum cevabı geçtim. Hemen geldim farklı bir kuralı daha vermeye. Sana dedim ya bu ders bol bol kural anlatacağım. Ama öyle zor, zor kurallarımız yok. En çok kullanacağımız türev fonksiyonları, türev operatörü içerisinde hep karşımıza çıkacak bir kuraldan bahsedeyim kesinlikle ama kesinlikle üstü sayılar. Üstü sayılarla ilgili o kadar çok soru çözeceğiz ki tamam artık ben bunu yuttum diyeceksin. Üstü sayının türevini alınmasını çok net bilmen gerekiyor. Fx c çarpı x üssü ne? Arkadaş üstü sayılarda türev alırken biz bunu limitle ispatlayabiliriz ama ispatına burada girmeyeceğim. Çok uzuyor çünkü. Diyorum ki üst öne çarpan olarak düşer. Bakın bu c bir sabit sayı. C sen bekle. Üst öne çarpan olarak düşer. Ne? üst bir azaltılır. Olay mevzu bundan ibaret. Başka hiçbir mi hareketli, hiçbir öyle civcivli yanı bir şey yok bunun. Üstündeki kuvveti düşüyorsun bir eksiltiyorsun. Bitti. Gel gel göstereyim. Fx x küpe eşit. Hocam türev alıyoruz. Bak bir dakika hocam emin misin? F'nin türevinde x. Ne yapıyormuşuz? 3'ü öne çarpan olarak düşüyormuşuz. Üstünü bir azaltıyormuşuz. Kaç kalır? 2. Bitti. 3 çarpı x. x kare. Geldim buna. Bak bir daha türev alıyorum. İstersen bunu önce sen dene bence. Sen dene ki de bana hani ha ben yaptım hocam oldu. Bak attım bunu öne. 7 çarpı x üssü 6. Bak şu an sana dünyanın en zor şeyi gibi de gelmiş olabilir. Ama bu dersin sonunda ilerleyen derslerde belki de en kolay şeymiş hocam. Ben buna niye zor demişim. Aa bir dakika neden bir an kafamda soru işareti kalmış bile diyeceksin. Çünkü çok kolay. <laughs> çok kolay abi baksana. Oyun gibi bir şey bu ya. R'den R'ye tanımlı F fonksiyonu. Fx belli. F'nin türevinde 2'nin cevabı 24. A değerini bulun diyor. Hallederiz. Şimdi bana kim lazım? F'nin türevi. Biz Fx fonksiyonunu biliyor muyuz? Biliriz. Ya biz Fx'i biliyorsak. E türev almayı da biliyoruz zaten. O zaman diyorum ki F'nin türevinde X eşittir. Bu A burada bir çarpandır. A aynen duruyor. Bu bir üstü sayıdır. Üst öne nasıl düşer? Çarpan olarak düşer. Düştüm. 3 x üssü kare. Nereden geldi? 3'ten 1'e eksilttim kare geldi. Süper bunu buldum. Bak f'nin türevini buldum da. Tamam da adam f'nin türevinde 2 yazmış yerine. Ben de yazarım hocam. F'nin türevinde x gördüğüm yere 2 yazacağım. Hocam bu türevde 2 yazmak demek fonksiyonundan farklı bir durum mu? Hayır. Bu da bir türev fonksiyonudur. Türev fonksiyonu alındıktan sonra x yerine değerler yazılabilir. 2'nin karesinden kaç geldi? 4 geldi. Cevap kaça eşit? 24'e eşit. 3 kere 4. 12 burada kaldı. 2. A'nın cevabı kaçtır? A'nın cevabı 2'dir noktayı koyarım. <laughs> Abi çok tatlı değil mi konu ya. İşte o tatlılığı bozacak. İlla öyle bir zor soru gelecek değil mi hocam? Valla var ya bak şimdi kitaptan. Bence bu soru kitap varsa elinde kesinlikle önce bir bekle. Kesinlikle bekle bir kendin çöz. Kitabını aç üstünde çöz. Sonra dön gel ki bir de benden dinle sonra çöz. Bak çok önemli bir uyarı var. Neye çift bir doğal sayıdır? Sert bir soru başlarda olmasına rağmen konunun. Fx belli, gx belli. F'nin türevinde eksi 3'te g'nin türevinde 3 birbirine eşit. N'nin a türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim anladığımı sen anlayabiliyor musun? F'nin türevini alacağım. X yerine 3 yazacağım. G'nin türevini alacağım. X yerine 3 yazacağım. Bunu anladın. O zaman başlıyorum. F'nin türevinde x gerekli olacak bana. Kim sabit sayı şu? Sabit sayılara dokunabiliyor muyuz? Hayır dokunmuyoruz. Eksi a bölü 3'e dokunmuyorum. Üslü ifadeyi öne nasıl atıyorum? Çarpan olarak atıyorum. Hocam ama üstünde n artı 2 yazıyor. O zaman blok halinde atıyorsun. X üstünü kaç azaltıyorum? 1. Ben bunun üstünü 1 azaltırsam yukarıda n artı 1 mi kalır? X üzeri n artı 1 kalır. Hem fikir miyiz hem fikiriz. Biz kaçı istiyorduk? F eksi 3'ü istiyorduk. F'nin türevinde eksi 3 özür dilerim. F'nin türevinde eksi 3 eşittir. Eksi a bölü 3. Bunda bir değişiklik yok. N artı 2 çarpı. Eksi 3 üzeri n artı 1. Bir. bir dakika dedim. Ya bu adam bunu çift olmasını boşuna vermemiş. Eğer bu çift sayıysa 1 ile toplandığında burası artık nasıl bir sayıdır? Tek sayıdır. Tek sayıların kuvvetlerini aldığımızda eksi gider mi gitmez. O zaman bu eksiler birbirini götürür. F'nin türevinde. Ya o eksi orada duruyor ya. Anladın? Tamam. A bölü 3 çarpı. N artı 2 çarpı. 3 üzeri n artı 1 kabul müdür kabuldür. Dedim ki şu 3 bak şuradaki 3 sadeleşsin. F'nin türevinde eksi 3 eşittir a çarpı n artı 2 çarpı 3. Bitti bu 3 üzerine özür dilerim 3 üzerine bitti bu kadar. Geldim bu tarafa. Şimdi gx fonksiyonunu hesaplayacağım. Daha doğrusu türevini hesaplayacağım. g'nin türevinde x dedim. Hocam a artı 3 buranın sabiti değil mi? Aynen öyle doğru gördün. a artı 3 oranın sabiti. Hocam üstü kuvvet bu mu bu? Öne nasıl düşüyorduk onu çarpan olarak düşüyorduk. N artı 1 olarak düştüm. Bende kal bende kal. Üstünü ne yapıyordum bir tane azaltıyordum. Bunlar bir azaltınca üstünü x üzerine kaldı mı burada kaldı. Tam istediğim değer ya. Biz g'nin türevinde kaçı istiyorduk? 3'ü istiyorduk. Soru bizden onu istemiş çünkü. O zaman geldim buraya. a artı 3 çarpı n artı 1 çarpı 3 üzeri ne? Ve soru benden bu iki değerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. E tamam yazalım siz eşit diyorsunuz. aksini iddia edecek halde halimiz yok. 3 üzeri neyse burada yan tarafa geçtim. A artı 3 çarpı şöyle ne artı 1 yazalım oraya bir saniye. N artı 1 çarpı 3 üstüne. Dedim ki cırt sana cırt sana. Bu değerler birbirine götürdü. Hocam yani burada birbirini götüren başka bir şey yok. E o zaman dağıt gel bakalım bir şeyler bulacağız elbet. A, N artı iki tane harbiden güzel soru. A, N artı A artı şunu dağıt gel. Üç tane N artı üç. Kabul müyüz kabulüz. Dedim ki A, N'ler birbirini götürdü. A'yı bu tarafa attık doğru mudur? Doğrudur. Burada ne kaldı? A kaldı. Burada ne kaldı? 3 ne? Artı 3. Ama kötü haberim var. Adam benden neyi yalnız bırakmamı istiyor? A'yı yalnız bırakma. Biz A'yı yalnız bıraktık. Herkes karşıya gitsin bakayım. A'dan 3 üç çıkar. 3'e böl. Eşittir. N cinsinden değeri olur? A eksi 3 bölü 3'ten doğru cevap Ceyhan olur. Yapıştırım Ceyhan'a. Lezzetliydi. Lezzetliydi. Güzeldi. Şimdi ben sana temel kavramlara geri dönelim desem. Üstü sayının muadili. Yani üstü sayıya çok benzeyen bir konu daha var. Adı neydi? Hatta her bip sayı. Küfretmedim. Bak kötü bir şey söylemedim. Ama. Her bip sayı aynı zamanda üstü sayıdır diye. Hocam. sele. Ya sen söyleyeceğim ben değil. Köklü sayı be arkadaşım ya. Söyleyemeyen arkadaşa gelsin. Ta tamam, ona bir, bir sonraki föydeymiş. şu. Önce bölüm durumunu da anlatacağım. Şimdi bir dakika bir dakika. <laughs> tamam onu da anlatacağız. Onu da anlatacağız onu da anlatacağız. Her köklü sayı aynı zamanda bir üstlü sayıdır. Onu sen bil. Ben senin bildiğin bir garanti alayım. Onu anlatacağım. Tamam. arada ben de bir sonraki föyde ne olduğunu unutuyorum canım. Ama dokuzuncu föyde kesin var onu biliyorum. Fx fonksiyonunun tanımlı olduğu değerlerde n elemanıdır r'nin işte negatifi. C elemanıdır r olmak üzere. C bölü a x üssü n ifadesinin türevini alırken. Ha, Şimdi. Biz tabanda kuvvet varken çalışmakta zorlanırız. Deriz ki arkadaş C bölü A kalsın X üzeri eksi N yazabilir miyim yazamaz mıyım? Sen bana onu söyle. Takla attığında üstü eksiyle çarpılır. Güzel. Şimdi diyorum ki biz türev alacağız. Türev operatörü diyor ki bunu öne at diyor çarpın olarak atalım. Eksi N'yi attık çarpı X üzeri. Burası kritik. Üstünden ne yapıyorduk? Bir çıkarıyorduk. Eksi N eksi bir. Olay bitmiştir. Ama dersen ki hocam bunun üstünün tamamı eksi ya. e Şöyle bir şey yapabilir miyiz? C çarpı eksi C ve N çarpı A çarpı X üzeri N artı bir yazabilir miyim? Tabii ki yazarsın aşağı indirebilirsin ama o hiç önemli değil. Hatta biz şu aşamada soruyu bırakacağız genelde tamam mı? Mesela Fx, X üzeri 1. Biz bunun türevini almadan önce önce ne yapmam gerekiyor? Fx'i düzenlemem gerekiyor. Düzenledim mi düzenledim. Dedim ki bak beni dikkatle dinle burada. Beni dikkatle dinle kaptırma kendini kaptırma. Bak F'nin türevinde X'i yazarken ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eyvallah hocam. X üzeri üstünden ne yapacağım? 1 çıkaracağım hocam. Ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Peki bunu nasıl düzenlerim? Eksi 1 bölü X kare. Bitmiştir bu kadar. Çok net. Anlaşıldı. Geldim buraya. Hocam bu ne demekti ya? Bak bu ne demekti türev operatörü? Kimin türevini alıyoruz bunu? Yani hiç fark yok. G'nin türevinde x'i bul demek istiyor bana. Tamam mı? Soru işareti bu. Ama benim önce gx fonksiyonunu düzenlemem gerekiyor. gx fonksiyonu benim için düzenli değil. 3 çarpı x üzeri eksi 2 yazmam gerekiyor. Diyorum ki buradaki eksi 2 sen öne bir çarpan olarak düş bakalım biz türev alacağız çünkü. 3 çarpı eksi 2 çarpı x üzeri üstten 1 eksilttim. Eksiltiyoruz onu da unutmuyorsun. Eksi 3 geldi. Yukarıdan eksi 6, x üzeri 3 bu şekilde yazılabilir, bırakılabilir soru. Zaten başka da bir şey yapılamaz. Şimdi bu öğrendiklerimizi iyice hızlıca pekiştirmeye devam edelim. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bu neydi? Bu neydi? Türev operatörü. Türev operatörü. Hah şimdi oldu. Sanki bilinmeyen numaraların şeyini veriyormuşuz gibi. 2 x üzeri eksi 3. Doğru mudur? Türev alacağız. Bak türev alacağız. Diyorum ki eksi 3'e. Kardeşim sen öne çarpan olarak düşmelisin. 2 çarpı eksi 3. Üstten de bir eksiltmeliyim. Böyle bir şey geldi. Bunu düzenlersem eğer. Şurası ne geldi? Eksi 6. İstersek bu şekilde yazılır derim ki birinci madde. Doğru. Geldik buna. 3 çarpı x'in karesinin türevini alacağım. Diyeceğim ki böyle alamam ben. Bunu düzenlemem lazım. Üstü sayı şeklinde şu şekilde yazalım. Daha rahat edelim. Sen de ben de rahat et. Dedim ki şunu da düş bakalım öne. Orası ne oldu? Eksi 6 oldu. Üstten 1 çıkar. Eksi 3 oldu değil mi? x çarpı eksi 3. Peki bunu bir daha düzenlersek. Eksi 6 bölü x üzeri küp. Baktım doğrudur. Bu maddeye de onay verdim. Son maddeye geldik artık. Yukarısı 3'müş yalnız 2 değilmiş. 3 bölü 2 x kare bunların türev operatörü ile ilgili kafanda bir soru işareti yok. Güzel. 3 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 2 alamaz mıyım ben bunu? Öyle alırım. Şu eksi 2'yi ne yapmam gerekir? Öne çarpan olarak düşmem lazım. Bak 3 çarpı eksi 2 bölü 2. Üstünden de bir çıkarım şöyle bir şey gelir. Cırsana cırsana bunlar gider. Yukarıda eksi 3 bölü x üzeri 3 yazabilir. Sen de bir hata var. Sen bir 3'ü yemişsin kardeşim diyorum. Yalnız 2 tane yani 1 ve 2 doğrudur diyorum. Noktayı koyuyorum geçiyorum yan tarafa. Geldim buraya. Sanki baksan soru önce limit sorusu sanırsın. Hocam bize limit soruyor galiba. Tamam limitten de çözülüyor ama biz türev olduğunu biliyoruz bunu de Bak bu ifadenin Türkçe karşılığını artık sen biliyorsun. X eşittir. Eksi bir noktasında çizilen teğetin eğimini soruyor. Hayır hocam. F'nin türevinde eksi biri soruyor. Tamam canım ikisi de doğru. Yani tamam sen bu, sen bu köyün muhtarı mısın derler. Ya da yarıştırma derler. Yarıştırma anladın sen gel. F, daha doğrusu onu sormuyor. F'nin türevinde eksi 1'in kaç olduğunu vermiş bana? 32 olduğunu vermiş. Dedim ki Fx'in ben bulabilirim. Fx eşittir. 2a bölü x üstü. Ha sizin köy daha büyük. <laughs> ben de aklıma gelmedi şimdi. Sizin köy daha büyük. Değil mi? Hani öyle bir yarışma vardır. Anlamadı. Tamam. Boş ver. Boş ver. Kafaya takma. Fx'i düzenliyorum. 2a çarpı x üzeri eksi 4 mü? Al türevini gel. F'nin türevinde x eşittir. Eksi 4 çarpı. Bak eksi 4'ü çarpan olarak öne düştüm. 2a zaten burada üstünden de bir azalttım eksi 5 oldu. Düzen, düzenledim buraya. Eksi 8a çarpı x üzeri eksi 5. Sen ne dedin bana? F'nin türevinde eksi 1 32. Ben F'nin türevinde x'i buldum. F'nin türevinde eksi 1'i yerine yazarsam eksi 8a çarpı eksi 1 üzeri eksi 5 eşittir 32 derim. Bir dakika bu eksi bunun yani burası tek sayı olduğu için bunun eksisi gitmez. Eksi kaldığı için şunlar birbirini götürdü. 8 tane A 32 ise 4 kere 8 32'dir. A'nın cevabı 4'tür. Aranan sorunun cevabı bulunmuş olur böylelikle. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama 9. föy. Her köklü sayı bir üslü sayıysa ben sana üslü sayının tanımıyla ilgili bir bilgi verdiysem bence artık başka hiçbir şeye gerek kalmadı. Bütün bilgiler bizim için yeterli. Yani şu ana kadar öğrendim bunu çözmek için yeterli. Neden? Hocam sen bana köklü sayının türevini öğretmedin. Nasıl öğretmedin? Sen bilmiyor musun her köklü sayı bir üstü sayı yani x üzeri 1 bölü n'ye yazamaz mısın? Yazarız. Peki ne demekti kural? Al bunu öne çarpan olarak düş. F'nin türevinde x eşittir. Çarpan olarak düştüm. Üstünden de kaçı azalt? 1'i azalt. Bu mudur abi? Budur abi. Düzeltmeyeceğim mi hocam? Hiç gerek yok. Bırak öyle kalsın. Vallahi. Gel yazalım, gel yazalım. Bak sen bana güven, sen bana güven. Onları hiç çözeceğim diye uğraşma, bitireceğim diye uğraşma. X üzeri 1 bölü 2 mi? Şimdi ne yapacağım? Bunu öne çarpan olarak düşeceğim. F'nin türevinde X diyorum eşittir 1 bölü 2. Çarpı X üzeri 1 bölü 2. Eksi 1. Her zaman 1'i çıkaracaksın. Yani bunun kurtuluşu yok. Pardon. Eksi 1 bölü 2 kalır mı? kalır. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Ben sana eksi 1 bölü 2'nin ne demek olduğunu söyleyeyim. 1 bölü 2 kök x aslında köklü ifade demektir. Hem de bölüm durumunda. Bunu çok sık kullanacağımız için bence özellikle bu değeri ezberlemeye çalış. Bak kolay kolay Mehmet Hoca'nın ezberle demez ama kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Yani uzun uzun bu işlemleri yapmamamız lazım. Çok sık karşımıza geliyor. Anlaştık mı? Tamam sen öyle diyorsan. Benim için sıkıntı yok. D dx türev operatörü tanıyorsun. Biz bunu türevini alacağız. Şimdi GX'i önce bir üstü sayı biçiminde yazalım. Artık mevzuyu biliyorsun. üslü sayılarda bak bazı kitaplar köklü sayıların işte enteresan formülünü verir. Bırak onları. Onları öğrenmeye çalışırken soruları çözemezsin. Ben... Bu bel ağrım geçmedi benim ya vallahi ya. Bir saniye şu sandalyeyi bir düzeltmem lazım. Biraz daha tamam mı? Şimdi burada ne yapmam gerekiyor otomatikman benim? 5 çarpı x üzeri 1 bölü 3'te önce köklü sayı üslü sayıya çevirmem gerekiyor. Çevirdik mi hocam? Çevirdik. Şimdi ne yapacaksın hocam? Artık kural belli. Diyorum ki gel bunu biz öne çarpan olarak atalım. 5 çarpı 1 bölü 3 kabul müdür? Kabuldür. x üzeri 1 bölü 3 eksi 1. Şimdi bak 5 bölü 3'üm kalıyor. x üzeri eksi 2 bölü 3. Bak bölü 3 köktür. Bu kuvvettir ama önünde ne var? Eksi var. Önünde eksi varsa ben o arkadaşı aşağıya çeviririm. X'in kuvveti kaç? Kare. Köküne kaç yazacağız? Kökün derecesine 3 yazacağız. 3 üç çarpı 3. dereceden kök X kare. Tabii yukarıdan 5 bölü şeklinde geliyor. Oldu galiba. Sayıların karışık olduğuna falan bakma kardeşim. Şimdi ben sana yine bunu limitle karıştırıp soracağım. Çünkü öyle anlattım sana konuyu. Ki öyle anlatılması gerekiyor. Bıdı 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 fonksiyonu var. Bu bıdı bıdı fonksiyonunda limit bul bana. Ya yerim senin limitini yarım senin limitini Bir dakika hocam burada sıkıntı var Niye Burada F1 yazıyor Çünkü F'nin türevinde 1'in tanımlı olabilmesi için bu adamın bana şunu yazması gerekmiyor mu hocam Eksi f1 bölü x eksi 1 Ama buradaki değerli buradaki değer eşit mi acaba Denemeden bilemezsin. X yerine 1 yazdığında F1 eşittir. 1 çarpı kök 1'in içerisinden 1. He, aslında diyorum ki bak bu F1'e eşit. Orası F1 ise otomatikman aslında burası neyi soruyor bana? F'nin türevinde 1 eşittir soru işareti. Limitten de gidebiliriz ama ben limitten değil. Artık türevi biliyorum. Fx eşittir. X çarpı X üzeri 1 bölü 2. Hocam nasıl türev alacağız? 2 tane X var. Sen üstü sayı bilen insansın. Bunun üstü kaç? 1. Önce bir düzenle bakalım. Düzenlediğinde ne geldi? 3 bölü 2 geldi sen bunun türevini alırsın dersin ki kardeşim sen öne düşersin ya değil mi seni önünden atıyorduk 3 bölü 2 çarpı x bölü 3 bölü 2 eksi 1 güzel 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 pardon 2 1 tamam 1 bölü 2 kalıyor aslında o da ne demekti kök demekti 3 bölü 2 kök x demekti f'nin türevinde x'tir bu f'nin türevinde 1'in cevabı ne? 3 bölü 2 o zaman olacak o halde yapıştırım cevabı. Şakır 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 geliyor gidiyor sorular. Allah'ım sen nasıl mutlu değil misin şimdi türev yapabildiğine? Daha dur çok derinlerine ineceğim. Türevde çok değil ki zor sorular var. Ama önce sana kuralları anlatıyorum. Tamam Bak mesela bu soru ince bir soru. Hatta burada ekstra bir bilgi var. Şuradaki değerden ötürü. Hazırsın. Bıdı 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 olmak üzere. Bıdı bıdı bıdı, bıdı fonksiyonu. Hem kendisi hem farkı ama türevinin farkı eksi 4 x kaçtır? Şunu anlıyorum. Ben diyorum ki F'nin türevinde X'i bulmam lazım hocam. Doğru mudur? Bulmadan hareket edemem. Peki Fx neymiş? 2 kök X eksi 3. Önce sana şunu hatırlatayım. Biz limit alırken limit X giderken işte A'ya doğru Fx eksi Gx'de nasıl limit alıyorduk? Diyorduk ki hocam limit değerleri ayrılabiliyor. İşte limit x giderken a'ya fx. Eksi limit x giderken a'ya gx yazılamıyor muydu? Yazılıyordu. Ne demek istiyorsun hocam? Arkadaş sen zaten türevi limitle tanımlamadın mı? Limitteki o kurallar burada da geçerli olmaz mı? Mantıken yani olur. O zaman diyorum ki biz burada ayrı ayrı ne alabiliriz? Türev alabiliriz. Nasıl ayrı ayrı limit alabiliyorduk ya? Anlıyorsun değil mi? Anlatacağım bir sonraki ders anlatacağım. Daha doğru. Ayrı ayrı türev alacağız. Süper. F'nin türevinde x. Bak şimdi düzenliyorum. x çarpı x. Hocam sen kök x'i bana öğrettin ama ya kök x'in türevi neydi? Bunu dedim ya çok sık karşınıza gelecek. 2 bölü kök x. O zaman direkt girelim. 1 bölü 2 kök x. Süper. Eksi. Hocam bu sabit fonksiyona benziyor. Sabit fonksiyonun türevi kaç? Sıfır. Yazmaya bile gerek yokmuş. Şu ikiler gitti mi gitti. F'nin türevinde x'in cevabı neymiş? 1 bölü kök x. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi sil bunu. Bununla işimiz yokmuş çünkü bizim. Fx belli mi? 2 kök x eksi 3 eksi Eksi f'nin türevinde x'i söylüyorsun. 1 bölü kök x e, eşittir. Eksi 4. Bir dakika bu denklemi çözmem lazım. İyi kötü matematik bilen insanlarız. 2 kök x eksi 1 bölü kök x eşittir. Cevap eksi 1. Düzenledim yazdım. 2x eksi 1 eşittir. Eksi kök x karşı Ne yaptım anlıyorsun değil mi? Sen benim 4 işlem yapıyorum. Abi, bir şey yok burada. Şuradan, şuradan devam edelim. 2x artı kök x eksi 1 Eşittir sıfır. Şimdi bir dakika dur dedim ben sana. Dedim ki kök x dediğim şeye biz a desek nasıl olur? Değişken değiştirme. 2 a kare artı a eksi bir eşittir sıfır. Süper oldu. Şuraya 2 a a yazarım. Şuraya 1 buraya bir yazarım. Şuraya artı şuraya eksi yazarım. Yakalayabildim mi? Doğru çıkıyor değil mi? a'nın cevabı nedir? 1 bölü 2. a'nın cevabı nedir? Eksi 1. Hmm, süper. Süper harika. Peki, peki ne yapacağız? A eşittir 1 bölü 2. De A neydi hocam? A dediğimiz şey neydi? Kök x'e biz A dedik. O zaman kök x eşitse A'ya yani 1 bölü 2'ye eşit olabilir. Ya da kök x eşittir eksi 1'e. Hadi la orada kök x eşittir eksi 1 çıkarma yapma. Yapma. Ne yapıyorsun sen? Yapma be. Yapma güzelim. Olur mu bak şivemiz bilen kaydı gitti. Her tarafın karesini al. <laughs> x eşittir 1 bölü 4 ya da eksi 1 bölü 4 ama bir dakika. Yok eksi 1 bölü 4 yok mu zaten. Ne istiyorsun sen benden ya? X kaçtır ha? 1 bölü 4. Zaten pozitif tarafta tanımlı ya. Tamam mevzuyu anladın zaten sen de. Hadi gel iki tane de ÖSYM sorar. Güzel sorularla noktayı koyalım. Birincisi yorum sorusu. ikincisi bol işlemli kafa karıştırıcı bir soru. Fx fonksiyonu. Bayağı da anlattık. Bayağı da bol örnek çözüyoruz. Sen doya doya git sorularını çöz. Mutlu mutlu yat yatağına uyu tamam Türevin ikinci günü bitti. Ooo mışıl mışıl uyu. Türev üçüncü güne gel böyle zıpkın gibi. Beraber çözelim seninle. Fx fonksiyonu için ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Fx sabit fonksiyonsa türevi alınamaz. Ne? Hocam fx sabit fonksiyonsa 3 gibi türevi alınabiliyor bal gibi. <laughs> ne diyorsun sen ya? Cırt sana cırt sana cırt sana. Hocam şey 2 ya da 3'e bakmamız yeterli artık değil mi aslında? Zaten 2'nin de sabit fonksiyonun türevinin nasıl alındığını anlatıyor. Ha, kritik yer. Fx fonksiyonunun türevinin sıfır olabilmesi için fx bu arada fx şöyle yazılsa daha şık olurmuş. Bir tam sayıya eşit olmalı. Efendim? Ne? Tam sayı mı? Ne yani? Fx eşittir 1 bölü 2 tam sayı değilse f'nin türevinde x sıfır çıkmıyor mu? E çıkıyor. Bu da sabit fonksiyon. Türevinin sıfır olabilme Öyle mi olması gerekiyor? Yo. Çok çok. Ama birçok kişi var ya armut gibi yakalar bu soru. Bak bu seçenek var ya bu seçenek. Mis gibi bir sazan seçeneği. Atlarsın sen bunu. Atladın mı lan yoksa? Atlamadın değil mi? Gel son soru. <laughs> soru zaten TYT'de gelse şu kısmı korkutur adamı. Bir de AYT'de de gelince ekstra oluyor tabi. A elemanıdır Z tam sayı. A büyük bir tamam bıdı 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 veriliyor F'nin türevinde. Tamam F'nin türevini bulacağız ama bunu ne yapacağız hocam? Sen köklü sayıları üstü sayı biçimde yazmayı biliyorsan bence hiç paniğe gerek yok. Bak şıkır şıkır dışarı çıkaracağım. Önce bunu dışarı çıkaracağım. Bunun kökünde kim var? A var. O zaman bunun üstüne ne yazacağım? 1 bölü A çarpı. X kimdesin hocam? Bundayım hocam. Şimdi A çarpı A'dan 1 bölü A kare böyle çıkarmayı biliyorsun değil mi? Yani bilmiyorsan işimiz var da. Şuradasın. A, A, A. A küp yapar. 1 bölü A küp. Süper. Buraya kadar geldim. Dedim ki tabanlar aynı. Üstler toplanır. Bunu A ile çarpalım. Bunu A ile çarpalım. Bunu bir... Ben de. Ben de sen. Yapma. Yapma. Gel buraya. Bırak onları. Bırak elindekileri. Biliyorum bir şeylerle uğraşıyorsun arada. A kare artı A artı 1 bölü cevap ne geldi? A küp geldi. Bizim elimizde bu var mı? Var. Yani benim elimde o kadar enteresan bir Fx fonksiyonu var ki. Dedim ki gel şimdi F'nin türevinde X'i alalım. F'nin türevinde X, X üslü ifade neresidir burasıdır. Öne nasıl düşecektir çarpan olarak. Bak sayıların çokluğu, yamukluğu, bozukluğu seni hiç korkutmasın. Aslında kedi gibi bir soru bu ya. Bu kedi gibi bir soru ya. A artı 1 bölü A küp üstüne ne yazacaksın? Eksi 1 yazacaksın. Hocam üstünde eksi 1 çok enteresan duruyor. Dursun. Dursun hiç elleme sen. F'nin türevinde bir mi? Ya sen x yerine bir yazınca burası ne olursa olsun bir gelmeyecek mi? Biz ondan kurtulmadık mı? Kurtulduk. Peki burası matematiğin en o sevgi dolu. Yalnız burada e, değişik yani üçlü bir kalp var. Devam edelim. F'nin türevinde 1 ile devam ediyorum artık. A kare bölü a küp, yani 1 bölü a demektir. Artı a bölü a küp 1 bölü a kare demektir. Artı buradan zaten 1 bölü a küpün geldiğini görüyorsun. Şöyle bir baktım. Yok. Neden yok? Neden yok? Olmalı. Ama var işte var burada Denizli. Diyarbakır. D Dimitri. Bir 1 <laughs> bir bölü akare. Didim, didim. ha didim oldu mu? Tamam mı? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuzun çöpe. Çok öyle bıraktım. Farkındayım. Ama çözebileceğinin de farkındayım. Oradaki bütün soruları boşluklar dahi bırakmadan hepsini çözüp geliyorsun. E, eğlenceli bir bölüme geliyorsun sonradan. Butikler var ya, adamı gaza getirir. Butikler var ya, cüngün bittiğinin göstergesidir. Vicdanı rahatlatır. Rahatlamak mı istiyorsun? Günü benimle bitir. Ödevleri çöz. Bunu da bitir. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Aa pardon. Türev işte. Kendine iyi bak. Türev kurallarına devam ediyorum. Sakın böyle günü gününe izlememezlik yapma. Bir anda aramızda uçurum olabilir. Hani biz uzay mekiği gibi düşün beni. Bak şimdi nasıl uzay mekiği olacağım göstereyim ben sana. Az bekle. Uzay mekiği bak. Uzay mekiği olabilmem için uzaya gitmem lazım haliyle. Şimdi uzaya yolculuğumuzu başlıyor. Bak şu an uzaydayız abi. Ben modülüm. Sen modülle beraber biz böyle el sallarız. Böyle arkada kalırsın. Hoşça kal. Bir süre bir bitiriyoruz deriz. Aman modülün dışında kalma. Bizimle birlikte yolculuk et. Hoşça kal. Hoşça kal.